Bu coğrafya bugün etrafa huzur veriyor. Ancak çok değil, 40 yıl kadar önce Doğu ve Batı Almanya'nın orta yerindeki Fulda Çukurluğu, 3. Dünya Savaşı'nın başlayabileceği muhtemel noktalardan biri olarak görülüyordu. Buradaki askeri gözleme bölgesi olan Alfa noktası, müze olarak korunuyor alanın sorumlusu Richard Steinbach. Burada Alman tarihinin en sıcak noktalarından birindeyiz. Şu kulede Doğu Alman sınır koruma birlikleri pozisyon alırdı. Sınır şuradaki beyaz uca kadar giderdi. Karşı karşıya durur, gözlerinizi birbirinize dikerdiniz. NATO ve Varşova Paktı askerleri burada birbirlerine 2 metre mesafeyle dururdu. Sovyet birliklerinin Batı Almanya'yı işgale kalkması ve asker sayısı 400 bine yakın olan NATO birliklerinin de buna misilleme yapmasından korkulurdu. En büyük çekince ise böylesi bir senaryonun nükleer savaşa varacağı endişesiydi. Buysa ülkeler arası bir savaşın çok daha ötesinde bir yıkıma yol açacaktı. Tabii bu hiçbir zaman olmadı. Halen eski haliyle korunan Alfa noktası 27 yıl önce yıkılan demir perdeyi ve karşısındaki transatlantik işbirliğini hafızalarda taze tutuyor. Renate Steiber Amerikan birlikleriyle birlikte memur olarak çalışıyordu ve o dönemde bu noktaya neredeyse her gün gelmesi gerekiyordu. Bunlar Bush, Gorbaçov ve Kohl. Buraya gelmek size neler hatırlatıyor? Bana Amerikan askerlerinin yaptığı görevi hatırlatıyor. Kuledekileri mesela. Şu an görebildiğiniz alanları 24 saat boyunca izliyorlardı. Bu şekilde özgürlüğümüzü ve barışı korudular. Burada oldukları için bizler gece batıda rahat uyuyabiliyorduk. Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğine dönük bakışı herkes aynı şekilde paylaşmıyor. Yakında yapılacak seçimlerin en güçlü iki adayından Donald Trump'a göre Avrupa'ya daha çok iş düşüyor. NATO ile ilgili söyleyecek çok sözüm var. Herkesin payına düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini söylemeliyim. Onları koruyoruz. Her türlü askeri korumadan yararlanıyorlar fakat yine de Birleşik Devletleri sömürüyorlar. Yani sizi de sömürüyorlar. Ben bunun sürmesini istemiyorum. Ödemeleri gerektiği kadarını geçmiştekiler de dahil olmak üzere ödeyecekler. Bu NATO'yu parçalar diyorlar, bölerse de bölsün. Donald Trump'a göre artık ödeme zamanı. ABD'nin soğuk savaş boyunca Avrupa'nın korunmasına sağladığı katkının bedeli. Ona göre 28 NATO ülkesinden yalnızca 4'ü gerektiği gibi milli hasılasının %2'sini savunmaya ayırıyor. Peki Avrupalı müttefikler bu hesap hakkında ne düşünüyor? Avrupa başkentlerinin çoğunda olduğu gibi Berlin'de de Trump gerçek dışı biri, sanki bir şaka gibi görülüyor. Fakat bu şakaya hiç kimse de gülmüyor. Özellikle de Trump'ın 1949'da kurulan ve halen faaliyetlerini sürdüren NATO'nun bölünebileceği yönündeki söylemi Avrupa'da pek iyi karşılanmıyor. İrlandalı gazeteci Judy Dempsey, soğuk savaş yıllarından bugüne Avrupa güvenliği ve NATO konusundaki yazılarıyla bilinen bir isim. Trump'ın NATO'daki müttefikleriyle ilgili hakkaniyetli bir şekilde ödeme yapmalılar sözü doğru. Fakat bu yeni bir söylem de değil. ABD yönetimine gelen birçok kişi de bunu söylemişti. Rusya'nın Doğu Ukrayna'yı ve Kırım işgalinden sonra Avrupalıların biraz daha hareketlendiği de görülüyor. Bir de NATO için demode söylemi var ki benzer yaklaşımlardaki bu ülkelerin ittifakı neden demode olsun? Aynı tehdidi yalnızca ABD değil Avrupa ülkeleri de yaşıyor. Bu tehditler karşısındaki NATO için demode demek, 1945'te yıkıntı halindeki Avrupa ile Atlantik ötesi işbirliğine demode demek gibi. Diğer güçlü aday Clinton'a göre ise Trump'ın NATO ile ilgili yorumları onun özgür bir dünyaya uyumlu bir lider olamayacağını gösteren uzun bir listenin yalnızca bir parçası. Clinton, Trump'ın yaklaşımını eleştirirken NATO'nun geleceğiyle ilgili fazla detaya girmektense kaçınıyor. Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan alabileceğimiz maksimum istihbaratı almalıyız. Bunun için de müttefiklerimizle yakın işbirliğinde olmamız gerekiyor. Donald ise bu noktaya pek önem veriyor gibi görünmüyor. Tarihin en uzun süreli askeri paktı olan NATO'yla ve dikkatimizi teröre karşı yoğunlaştırarak çalışmaya devam edeceğiz.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın yeniden inşası için Marshall Yardım Fonu'nu kurmuştu. Fon bugün de işlerliğini sürdürüyor. Suda David Wilk, Berlin'deki başkan yardımcısı. Trump kazanmasa bile gelecek dönemde Atlantik ötesi işbirliğinin zayıflayacağı endişesini taşıyor musunuz? Trump uç görüşler ortaya koydu. Bunu hepimiz biliyoruz. Zarar görümü bilmiyorum ama Hillary Clinton'ın da seçilmesi durumunda Avrupa'dan daha fazla katılım isteyeceğini biliyoruz. Küresel konularda daha fazla sorumluluk almalarını ve NATO ortak savunmasına daha katılımcı olmalarını istiyor. Yani ben çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Atlantik'in iki yakasında da soru işaretleri olduğu görülüyor. NATO'nun kuruluş dönemindeki varlık sebepleriyle yoluna devam etmesi beklenmiyor. Fakat Avrupa yakasında ağır basan beklenti, ABD'nin yeni başkanı kim olursa olsun aradaki bağların varlığını koruyacağı yönünde. Kendinizi hala Amerikan yanlısı olarak görüyor musunuz? Ben hep Amerikalıların yanında olacağım. Her zaman. Ne zaman onlardan bahsedilse, biraz agresifleşiyorum, hemen korumaya geçiyorum.